çektiler, kalplerindeki güttüler. Cana diye kastettiler, kalplerindeki güttüler. Yüzlerin dönüp gittiler, garip kaldı İmam Ali. Garip kaldı Haydar Ali, garip kaldı Aslan Ali. Ali, Ehl-i Beyt'in sultanısın Ali. Şehru ilmin kapısısın Ali. Velilerin babasısın Ali. Aslanların aslanısın Ali. Ehl-i Beyt'in sultanısın Ali. Şehru ilmin kapısısın Ali. Velilerin babasısın Ali. Aslanların aslanısın Ali. Şehadet var hakikattan. Haber geldi Resulullah'tan. Şehadet var hakikattan. Boyun eğdi gelen Hamza. Şahit oldu İmam Ali. Şahit oldu Haydar Ali. Şahit oldu Aslan Ali. Ali, Ehl-i Beyt'in sultanısın Ali. Kapısısın Ali. Velilerin babasısın Ali. Aslanların aslanısın Ali. Ehl-i Beyt'in sultanısın Ali. Şehru ilmin kapısısın Ali. Velilerin babasısın Ali. Aslanların aslanısın Ali. Şahımı vurdular, alnından yaraladılar. Bugün şahımı vurdular, alnından yaraladılar. Ehl-i Beyt'i ağlattılar. Şehit oldu İmam Ali. Şehit oldu Haydar Ali. Şehit oldu Aslan Ali. Ali, Ehl-i Beyt. Kapısısın Ali. Velilerin babasısın Ali. Aslanların aslanısın Ali. Ehl-i Beyt'in sultanısın Ali. Şehru ilmin kapısısın Ali. Aslanlar.
Fatıma Tuz Zehra Ali zevcesi şehit sensin gözdesi İmamul Harameyn 12 imamın ecdadı evveli ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Kıymetli izleyenler, sevgili dinleyenler, yine bir iftar vakti, iftara doğru programıyla tekrar birlikteyiz. Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek az, bizleri böyle kıymetli bir zaman diliminde bir araya getirdiği için. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yıllar geçer, ömür geçer aheste. İstemem, gözüm yok altın kafeste. Bana bir servet ver o son nefeste. İman diye diye sana yöneldim. Rızan için karşılıksız verenler, rızan için gönüllere girenler, müjdelenmiş kalp gözünden görenler, müjdemi almaya sana yöneldim. Dedin bir düşkünü kim ki dost seçer, o ince köprüden kolayca geçer, merhamet ekenler, merhamet biçer. Ektim de biçmeye sana yöneldim ya Rab. Değerli izleyenler, Müslümana yakışan ve Müslümanda olması gereken özellikleri anlatmıştık. Şimdi bugün iftar vaktine kadar dualarınızla birlikte Müslümanlara yakışmayan, Müslümanlarda olmaması gereken özelliklerden bahsedeceğiz. Bir, din kardeşine sövmek. Müslüman kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi kendisi de başkasına yapmamalıdır. Müslüman kendisine sövülmesini istemediği gibi kendisi de başkalarına sövmemelidir. Karşılıklı olarak efendim sövüşen kendine sövmüş demektir. Nasıl olur? Bakın Peygamberimiz Buhari hadisinde ne buyuruyor? Kişinin kendi anne babasına küfretmesi, sövmesi büyük günahtır. Sahabe der ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, insan kendi anasına, kendi babasına söver mi? Peygamberimiz, evet, söver. Kişinin babasına söver, o kişi de o sövenin babasına söver, anasına söver, karşıdaki kişi de
aynı şekilde cevap verdiği için sövmüş olur. Onun için kıymetli izleyenler, Müslüman kesinlikle küfürlü sövmeli kelimeleri kullanmamalı. Allah'tan, Kur'an-ı Kerim'de okumuştuk, Allah'tan başkasına, tapanlara ve putlara sövmeyin. Sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler. Yani Allahu Teala Kur'an'da, bakın En'am suresi 108, onu okudu zaten. Allahu Teala Kur'an'da başka inançlara, başka inanan şeylere, insanların inandığı şeylere bile sövmememizi kesinlikle bizlerden istiyor. Bu durumda bir Müslüman bir Müslümana sövmesi de mümkün değil. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulmayı isterse, diyor Peygamberimiz, ölümünü Allah'a ve ahirete inanmış olarak karşılasın. Rabbim imandan ayırmasın bizi. Ve buraya dikkat, bir de başkalarına karşı kendisine nasıl davranılmasından hoşlanıyorsa öyle davransın. Şimdi sen kardeşim nasıl istiyorsun sana davranılmasını? İşte ben isterim ki bana saygı duyulsun, ben sevileyim. O zaman sen de karşıdakine saygı duyacaksın, seveceksin diyor Peygamber Efendimiz. Bizlere çok güzel bir şekilde anlatıyor. İki, alay ve kötü lakap takmak. Değerli izleyenler, bir Müslüman kendisinin alaya alınmasını istemiyorsa başkasını da alaya almamalıdır. Şimdi yine bir iftara doğru programında Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir tanesini okumuştum bunu. Hucurat suresi 11. Ey müminler, Rabbimiz ferman buyuruyor. Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Alay etmesinler. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da başka kadınları alay almasın. Alay etmeyin. Belki onlar daha iyidir ondan. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla, takma isimlerle çağırmayın. Kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Kıymetli izleyenler, görmüş olduğunuz gibi alay etmek bir toplulukla, bir insanla veya onu rencide etmek ve ayıplamak, efendim ona hoşlanmadığı bir lakapla, takma isimle hitap etmek, görmüş olduğunuz gibi Allah'ın yasakladığı bir husustur. Bakın Peygamberimiz bu konuda, bu manada ne kadar önemli bir şey hatırlatıyor bizlere. Müslim hadisi, Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bir Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi o kişiye kötülük olarak yeter. Görüyor musunuz? Yani bir Müslüman, Müslüman kardeşini hor göremez, hakir göremez, ona yeter diyor o günah olarak. Hele bunu kibirden yapıyorsa, ben üstünüm, ben daha yapıyorsa bu daha çok tehlikelidir. Ki, ben kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez diyor Peygamberimiz. Dolayısıyla kibir, hakkı inkar ve insanları hakir görmek demektir. Rabbim muhafaza eylesin. Kibirden, hor görmekten Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Şu üç günlük dünyada kimi hakir görebiliriz ki? Kimi efendim hor görebiliriz ki? Dolayısıyla sevelim, sevilelim diyor büyüklerin dediği gibi. Üçüncü maddedeyiz. Bizlerde, Müslümanlarda olmaması gereken üçüncü sıkıntı suizan. Ne demek suizan? Zan, düşünce, tahmin. Su da Arapça kötü demek. Kötü düşünme. Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler, Hucurat suresi 12, zannın çoğundan sakının çünkü onun çoğu günahtır. Zandan sakının diyor Peygamberimiz. Çünkü zan sözlerin en yalan olanıdır. Müslüman hüsnü zan sahibi olmalı. Tahsin-i zan sahibi olmalı. Yani güzel düşünmeli. İşte duydun mu ya şöyle bir şey olmuş. Ya kesin öyledir, yapmıştır o. Kesin böyledir. Bu işte kötü düşünme. Bilmiyorsun, görmemişsin, duymamışsın. Hemen kötü düşünüyorsun. Kötü düşünmek Müslüman'ın kitabında yok. Müslüman'ın kitabında ne var? Bizim dinimizde iyi düşünme var. Yapmamıştır, etmemiştir. Ya duydun mu şöyle yapmış. Değildir o. İşte şöyle olmuş. Ya vardır onda bir şey. Yapmamıştır,
iyi düşünmek. E tabii ki efendim Müslüman böyle olmalı. Hep olumlu, pozitif, yapıcı olmalı. Dördüncü hastalık hepimizde var. Nedir? Gıybet etmek. Maalesef Müslümanların, insanların kaynaşmalarına en engel olan, dağılmamıza, bölük pörçük olmamıza sebep olan en büyük eksiklerden, hastalıklardan bir tanesi de gıybettir kıymetli izleyenler. Size ayet-i kerime okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hucurat suresi 12. Hucurat suresi bir diğer manasıyla edep suresidir. Orada nasıl, ne halde olmamız gerektiği anlatılan bir suredir. Onun için okumanızı mutlaka tavsiye ederim. Anlamını, Türkçesini, tefsirini. Hucurat suresi, bakın 12. ayette Rabbimiz ne buyuruyor? Mealen okuyorum. Vaktimiz sınırlı. Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın. Ayet-i kerime okuyorum. Sizden biriniz arkasından çekiştirmesin, konuşmasın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? Şimdi ölmüş bir adam, kadının etini yiyeceksin. Allah ne diyor biliyor musunuz sonunda? Tiksindiniz değil mi? Vallahi tiksindik ya Rabbi. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi kabul edendir. Tevbe sohbetimizi yaptık. Allah'ın rahmeti her zaman açık. Tevbe kapısı kıyamete kadar açık Allah'ın izniyle. Onun için bu ayetlere göre Allah'ı tanıyan, Allah'ın kendisini görüp gözettiğini, her sözünü işittiğini kabul eden ve ahirette hesaba çekileceğine inanan kişi Allah'a karşı saygılı olup gıybeti terk etmesi gerekir. Gıybet haramdır. Haram. Büyük günah. Dikkat buyurun. Gıybeti yapan haram, dinlemek de haram. Müslüman olan kişi ne yapacak? Gıybet etmeyecek. Gıybet edene de hemen uyaracak. Güzel bir şekilde uyaracak. Uyaramıyor, engel olamıyor. O meclisi terk edecek. Çünkü harama ortak olama. Müslüman gıybet edemez. Şeytan diyor ki, elinde bir toprak, bir de bal görmüş. Hazreti Musa yanılmıyorsam, nereye gidiyorsun şeytan deyince, bal ve toprak. Şu toprağı yetimin başına serpeceğim, herkes hor görsün yetimi. Şu balı ne yapacaksın? Balı da şu ileride gıybet edenler var, onların ağzına süreceğim ki koyulaştırsınlar gıybeti. Hakikaten şöyle bir bakıyorsun, böyle ister istemez diyorsun, gıybet ediyorsun. Sonra ondan ona geçiyorsun, ondan ona geçiyorsun, ondan ona, bitmiyor bir türlü gıybet. Neden? Çünkü şeytan bal çalmış. Onun için kıymetli izleyenler, bu Ramazan, bu hastalıklarımızın, bu kötülüklerin bitmesine efendim vesile olur inşallah. Beşinci Müslüman'da olmaması gereken bir diğer husus, nemime. Ne demek nemime? Laf getirip götürmek. İşte söz taşımak. Onu alıyor, ona götürüyor, ona. Bu kötü sıfat fıtratı bozulmuş kimselerde olur. Fıtratı bozmak isteyenlerde olur. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Laf götürüp getiren cennete giremez diyor Peygamber Efendimiz. Rabbim muhafaza eylesin ve kabir azabına sebep olduğu da haber verilir. Rabbim hepimizi bu kötü ahlaklardan, kötü efendim işlerden Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Demek ki Müslüman kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmayan bir Müslümandır. Elinden dilinden herkesin emin olduğu kimsedir. Rabbim bu güzel anlatılan vasıflardan olmak ümidiyle diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki iftara doğru programında görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون
كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون صدق الله العظيم. Oh,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Ya Rabbi, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin nimetlerle orucumuzu açacağız. Oruçlarımızı kabul eyle, ibadetlerimizi makbul eyle. Ya Rabbi, iftar anında yapılan dualar makbuldür, kabuldür diyor Efendimiz. Şu kabul edilen şu değerli vakitte ellerimizi semaya, gönlümüzü sana açtık, kapından bizleri boş çevirme. Ya Rabbi, bizi izleyen, bizi dinleyen bütün kardeşlerimizin dualarını kabul eyle. Sıkıntılarını bertaraf eyle. İşlerini asan eyle. Umduklarını nail eyle. Korktuklarından emin eyle. Ümmeti Muhammed'e, Müslümanlara birlik, beraberlik, izzet, muzafferiyet nasip eyle. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l-fatiha.